Bu videoda size Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın mentalitesi hakkında tüm gerçekleri anlatmak istiyorum. Almanya'ya 60 sene önce insanlar geldi. Dedeler geldi değil mi? Bizim dedelerimiz buraya geldi. Öyle düşün. Bu insanlar direkt köyden geldi. Köyden geldiği için ilk hedefleri bir sene sonra geri dönmek. Yani traktör alıp geri gitmek. Dolayısıyla kendini işe verdiler. Para kazandılar. Tam traktörünün parasını çıkarttı. Türkiye'ye gitti. Birileri tarafından dolandırıldı. Mesela amcasının oğlu ona dedi ki gel dedi o parayı bana ver. Ben sana iki traktör parasını geri vereceğim dedi. Bir sene sonra normalde geri dönmesi lazım. Geri dönmeyi bıraktı. Gidemedi yani. Geri dönemedi. Sonra Almanya'ya tekrar geri geldi. Burada çalıştı. Biriktirdi. Türkiye'ye gitti. Yine dolandırıldı. Saf, temiz niyetler. Çünkü köyden geldi direkt. Buradaki insanların babaları genellikle bu şekilde dolandırıldı. Peki sonra ne oldu sevgili arkadaşlar? Bu insanlar saf ve temiz niyetli olduğu için sonra holdingler geldi. Sonra şirketler geldi. İşte bunların arasında bankerler de vardı. Paralarını aldılar. Bu insanları dolandırdılar. Ortada bıraktılar. Kim söz verdiyse buradaki vatandaşlara, gurbetçilere sözünün arkasında durmadı. Kim olursa olsun. Türkiye'den gelenler söz verdiler ama sözün yerine getirmediler. Peki ne oluştu sonra? Şüphecilik başladı. Şüphecilik hastalığı. Gurbette yaşayan vatandaşlarımızın şüphecilik hastalığı başladı. Paranoya gibi. Artık herkese hayır demeye başladılar. Çünkü dolandırılmıştı. Holdingler tarafından, bankerler tarafından, amcasının oğlu tarafından. Hep dolandırıldığı için. Önüne bir fırsat geliyor. Altın getiriyorlar gerçekten. Gerçek fırsat geliyor. O altın değil diyor. Bu demirdir diyor. Geri itiyor. Anlatabiliyor muyum? Fırsatlar hep geri tepiyor. Ve o şekilde evlatları da aynı davranmaya başladı. Torunlar da öyle davranmaya başladı. Yani önüne fırsat geliyor, fırsatı geri çeviriyor. Telefon geliyor, dolandırıcı zannediyor. Önüne çıkan fırsatları genelledi. Yani yaşanan birkaç tane dolandırılma olayından sonra bu tecrübeden dolayı önüne fırsatlar geldiğinde hep geri çevirdi. Ve kapandı. Rahat alanına girdi. Duvarlar örmeye başladı. Konfor alanı. Bana kimse dokunmasın. Bana kimse yaklaşmasın. Ben hayatımdan memnunum diyerek çok uzun süre plazma televizyonları, bu ince televizyonları çıkmasına rağmen eski arkası kabarık televizyonları kullandı kişiler. Eski dantelli böyle koltukların üzerinde. Onları kullandılar. Niye? Değişime kapattı kendini. Niye? Çünkü her adım attığında kandırıldı çünkü. Dayısının oğlu tarafından, amcasının oğlu tarafından, en yakını tarafından dolandırıldı. Holdingler tarafından dolandırıldı. Herkes tarafından dolandırıldı. Bu mentaliteyi de çocuklarına aktardılar. Ve bu çocuklar da öğrenmeye kapattı. Ben biliyorum diyerek fırsatlara hep hayır dediler. Gerçek bu. Bunların dışında da çabuk unutanlar. O da var. Unutmak da bir nimet. Tamam bunları yaşadık, kandırıldık ama hayat devam ediyor diye fırsatlara yelken açanlar. Onlar kazandı. Onlar rahatlık alanından çıkarak, konfor alanlarını genişleterek, yeni fırsatlara evet dediler ve ufuklarını açtılar. Onlar kendilerini geliştirmeye başladılar. Burada iki kesim oluştu. İki mentalite. Bir tanesi korkan, rahatlık alanının içerisinde olan, sürekli muhafaza eden kendini ve etrafında duvar ören bir kitle var. Kendini kapatan, öğrenmeye kapalı. Bir de ufku geniş, rahatlık alanından çıkmış, öğrenmeye açık, kendini geliştirmeye açık bir kitle oluştu. İki kitle oluştu. Peki şimdi bu iki kitle etrafında alışveriş başladı. Alışveriş nedir sevgili arkadaşlar? Buradan huzur bu tarafa akmaya başladı. Bu taraftan para bu tarafa akmaya başladı. Bu taraftaki güzellikler bu tarafa akmaya başladı. Tek cümleyle şöyle diyebiliriz. Para akışkandır, korkaktan cesura akar. Huzur korkaktan cesura akar. İki günü aynı olan ziyandadır buyuruyor Peygamberimiz. Yani bu tarafta kendini sürekli geliştiren bir kitle var. Bunlar mentalite olarak kendini geliştiriyor, öğrenmeye açık. Ömürlerini ziyan etmiyorlar, ömürlerini israf etmiyorlar. Ve bir taraftan da kendini kapatan, kendini kitleyen, öğrenmeye kapalı, iki günü sürekli aynı olan veya sadece iki günü değil, 10 seneden beri hep aynı, kendini değiştirmemiş. Bir akıllı telefonu düşünün. Kendini güncellemiyor. Ne yapıyor? Devamlı değer kaybediyor, yavaşlıyor, güvenlik açığı var. Öyle bir kitle var. İki kesim var. Mentalite sevgili arkadaşlar bu. Tabii umut verici taraf ne biliyor musunuz? Güzel taraf şu, bu kendini geliştiren taraf daha da çoğalmaya başladı. Kendini geliştiriyor. Çünkü anladı artık. Ben yerimde sayıklarsam kaybeden olurum. Hani sürekli diyoruz değil mi? Durdukça kaybeden harekete geçtikçe
kazanan olacaksın. Dolayısıyla benim tavsiyem ne biliyor musun? Konfor alanında kalmış, kendi etrafında duvar örmüş insanların grubundan çıkıp bu tarafa. Kendine değer veren, kendini geliştirmeye açık, seminerlere katılabilen, eğitimlere katılabilen gruba katılmak. Çünkü burası kazanan grup, burası kaybeden grup. Buradan güzellikler bu tarafa kayıyor. Şimdi bu taraftaki insanlar, bunlar da zamanında kandırıldı, dolandırıldı. Ama buna hikmet tarafından baktılar. Dediler ki tamam oldu, düştük fakat bunun da bir hikmeti var. Düştük ama önemli olan ayağa kalkmak. Muhammed Ali öyle demiyor mu? Asıl kaybeden kimdir biliyor musun? Düştükten sonra orada kalan, kalkan değil. Kazanan düştükten sonra kalkan insandır. Pes etmeyen. Tamam mı? Yani hayatın içerisinde inişi de var, çıkışı da var. Önemli olan inişten ders alıp ayağa kalkmak. Tekrar yukarı çıkmak. Yani bu kitle o şekilde. Öğrenen insanlar o şekilde. Bunlar genellemiyor ama bu kişiler de genelliyor. Dedi ki, dayım ne oldu bizi kandırdı? Herkes kandırabilir bizi. Holdingler bizi kandırdı, paramızı aldı. Herkes yapabilir. Herkes öyle. Bu paranoya girmiş, şüphecilik hastalığına girmiş kitle. Bu tarafta da hüsnü zanneden, iyi düşünen, iyi bakan kitle oluştu. Dolayısıyla burada tekrar aynı yere gelmek istiyorum. Kendini güncellemen lazım. Kendini gerçekleştirmek için geliştirmen lazım. Öğrenmeye açık olman gerekiyor. Güzel yerlere ulaşmak için. Benim sana tavsiyem ne biliyor musun? Ne böyle tamamen teslim olacaksın. İyimser bir Pollyanna gibi düşünmek. Ne de böyle paranoya olup herkesten şüphelenmek. Tamam mı? Ortada bulmak kendini. Mantığını kullanmak. Beynini kullanmak. Bununla beraber kalbini kullanmak. Bu iki güzel hasleti aynı kaba koyarsan, yani beynini ve kalbini aynı yere koyarsan doğru yolu bulursun ve o şekilde ilerlersin. Sen de yerinde saymayı istemiyorsan, artık kendini geliştirmek istiyorsan bu dediklerimi ciddiye al, hayatına yansıt. Bizim birçok danışanımız şüphecilik hastalığından kurtuldular. Genellemeyi bıraktılar. Harekete geçtiler. Kendini geliştirmek için adım attılar. Konfor alanından çıktılar. Ve onlar kendini geliştirdikten sonra arzuladıkları hedeflere ulaştılar. Örneğin bereketlerini arttırdılar. İşleri daha iyi gitmeye başladı. Ailede daha huzurlu oldular. Bunları sürekli paylaşıyoruz. Feedback olarak Instagram'da paylaştık. Çözüm ne biliyor musun? Çözüm artık mentaliteyi, mindsetini değiştirmek, kafa yapını değiştirmek, bakış açını değiştirmek. Bu da ancak ve ancak kendini geliştirmekle oluyor. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlara bu konuda yardımcı oluyoruz. Kendi beynimizi, zihnimizi değiştirmeyi gösteriyoruz. Sen de eğer kafa yapını değiştirir, ayak bağlarından kurtulursan, yani kafandaki kilitlerden kurtulursan, o zaman sen de arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Sen de çok hızlı bir şekilde arzuladığın huzura ulaşabilirsin, berekete ulaşabilirsin. Herkes yapabilir, sen de yapabilirsin. Sen de beynini, zihnini nasıl programlayacağını öğrenmek istiyorsan, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için videonun altında link var. Linke tıkla, form doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.